Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası milli takım tekmesinde 58 kiloda şampiyon olan Mehmet Ali İnan, babası Orhan İnan ve annesiyle birlikteyiz. Yengeciğim, önce sizin görüşlerinizi alalım. Neler hissettiniz bir anne olarak? Maçlarını izlediniz oğlum. Dayak yediği anlar oldu, vurduğu anlar oldu. Neler hissettiniz? Valla çok heyecanlandım. İnan ki elim ayağım titredi. Sanki maçı ben yapıyordum. Yani bir daha diyorum maça gelmeyeceğim, kalp krizi geçiririm. Gerçekten korktunuz. Gerçekten. Kazanınca da? Kazanınca çok mutlu oldum. Sevinç gözyaşları elhamdülillah. Herkese nasip eylesin Mevlam. Çok mutluyum, çok gururum elhamdülillah. Evet. Evet Mehmet Ali, sen neler hissettin? Türkiye Şampiyonası'nda kaçıncı olmuştun? Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. İkinci oldum. Burada finali bekledin. Evet, burada finali. Suat'la maç yaptın. Evet. Güzel bir maç oldu. Gerçekten maça başladın. Neler hissettin? Nasıl geçti senin açından maç? Türkiye Şampiyonası'nda da yendiğim için. Daha önce sen yenmiştin onu. Türkiye Şampiyonası'nda yenmiştim. O yüzden biraz rahatlık vardı. Biz maç yaptık. Daha önceden de yani dostumuz vardı. Tabii. Bunun maçta bir şeyi olmadı. O şekilde inandım, çalıştım. Kazandım. Peki tebrik ediyoruz. Avrupa'da da başarılı olmanı temenni ediyoruz inşallah. Allah. İlk defa milli olacaksın. Yok. Daha önce ikinci milliliğim. Peki. Evet Orhan hocam. Evet. Ben de oğlun sporcun. Tabii bu oğlum olmakla birlikte diğer Suat'la, diğer arkadaşlarla hepsi bizim evladımız, bu ülkenin evet. Çocukları. Tabii. Onları da tebrik ediyorum. Çünkü bu liglerde mücadele etmek, buraya gelmek kolay bir şey değil. Çünkü şu andaki yapılan müsabakalar Türkiye milli takımını temsil edecek sporcuları temsil eden olduğu için hepsini ben kutluyorum, anılarına öpüyorum. Öncelikle çocuklarımız kampta kazasız belasız geçirmelerini, oradan Almanya'daki müsabakalarda haklarına ne hayırlısı nasip edip Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve bayrağımızı en güzel bir şekilde göklere çıkartmalarını temenni ediyorum. Peki bir baba olarak ne hissettiniz? Şimdi antrenörlük gözü o. Bir de baba olarak ne hissettiniz? Oğlunuzun canı yandı, tekme yedi, tekme attı, kazandı, kaybetti. O duygularda neler yaşadınız? Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben yıllarca milli takımlara da görev yaptım. Evet, teknik komitede görev yapıyorsunuz. İlimde de sporcularım var. Evet. Ben hiçbir zaman için sporcularımla oğlumu bir ayrı tutmadım. Hepsi benim evladım gibi oldu. O açıdan dolayı o konuda rahatım. Yalnız sizde mikrofonlarınızı, sizin kanalınızda bir şeyler ifade etmek istiyorum. Ne olursunuz, bütün antrenör arkadaşlara ifade ediyorum. Hiçbir kimsenin alın teri döküp yetiştirdiği bir sporcuları ayak oyunlarıyla birbirlerine kandırıp kesinlikle çalmasınlar. Bundan dolayı, çünkü er veya geç hak bir gün yerini buluyor. O açıdan dolayı olan çocuklarımıza oluyor. Bundan dolayı bütün çocuklar bizim evlatlarımız. Benim evladım veyahut da bugün yanımda Gürhan Çalkan vardı, Sümeyye vardı, Şidem vardı. Bunlar da benim evlatlarım. Onlar kaybettiğinde çok üzüldüm. Onlar kazansaydı aynı sevinci, oğlum da kazandığı için aynı sevinci yaşıyorum. Peki biz Koyuncu Spor olarak sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de bu arada Koyuncu Spor'a gerçekten yapmış olduğu bütün fedakarlıktan dolayı Allah ondan razı olsun diyorum.